şuraya geliyor. Gerektiğinde, evet geldi mi? Burası. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz millet için varız. Şimdi 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşasına başlayacağız. İşte bunu da halkımızın desteğiyle yapacağız filan. Yani yine içinden böyle bir seçim teslim filanla ilgili insanları kaygılandıracak mesajlar vermekten geri durmuyorlar. Tansu Çiller diyor ki, ve Erdoğan giderse ülke biter diyor. Ülke biter diyor ya. Erdoğan giderse ülke biter. Yani Erdoğan gidince birçok şeyi bitecek çok kişi var. Onlardan birinin de Tansu Çiller olduğunu anlıyoruz. Tamam arkadaşlar, alabilirsiniz. Bu tehdit diye yorumlanabilecek mesajlar, iktidarın neler yapabileceğine dair kaygıları besleyen mesajlar kimlere veriliyor? Bir, muhalefete veriliyor. Muhaliflere, hani ya yapacağınız tercihe dikkat edin, bak bizi seçmezseniz ülkede kaos, kriz, başınıza büyük iş açarsınız diyor. Kendi seçmenine veriyor. Aman ha kopmayın, böyle dimyada pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın diyor. Bürokrasiye mesaj veriyor. Kopuşları görüyorum. Yani biz yarın iktidardan gidecekmiş gibi hemen muhalefetle ilişkilenmeye başladınız. Yarın bir gün hani hesap sorulacak bir dönemin başlayacağını görüyorsunuz. Dolayısıyla emirlerimize ve talimatlarımıza uymamaya başladınız ya da uymamayı planlıyorsanız mesajı da var. Mesaj çok. Mesaj çok. Sonuç? Sonuç o kadar kolay değil. Onu zaten kaç gündür konuşuyoruz. Bu ülkede hiç kimse aklını peynir ekmekle yememiş, hiç kimse, hiçbir çılgın sandıkta milletin git dediği yerde duramaz. Bu net. Bakmayın yani böyle mesajlar daha bu 48 saatte daha da yoğunlaşarak verilecektir. Siz o mesajlara kulak asmayın. O başka dediğim gibi anlamlar içeriyor. Şimdi Haldun Bey'e de bağlanmadan önce şu Yeni Şafak'ın manşetine geçelim. Ya saray ya halk demişti Bir Gün gazetesi. Tercihler. Hani neye evet diyeceğiz. Onu bir getirelim arkadaşlar ya. Bir günün şu şeyini manşetini harcamayalım. Böyle şey olmasın. Tamam. Ya saray ya halkta tercihler var ya. Hani iki şey arasında tercih yapacağız. Ali Babacan hep söylüyor ya. Yapacağımız tercihler mühür olarak hazırlamış. Bir Gün gazetesi. Evet. Otoriter ve dinci bir yönetim mi? Özgürlük mücadelesi. Evet, buraya basılmış. Tek adam ülkesi mi olacak? Halk iradesi. Evet. Taliban zihniyeti mi? Yoksa kadınlar başaracak mı? Doğa ve kent yağması mı? Yaşanabilir bir dünya mı? İnelim. Burada bitmiş. Evet. Her şey satıldı. Ülkenin geleceği ipotek altına alındı. Borç gırtlakta. Rezerv. Ne rezerv bıraktılar, ne satacak kurum. Liyakat yok, eş, dost, akrabayla ülkeyi yönetiyorlar. Ülkenin içinde bulunduğu durumu 3 haberle de aktarmış Bir Gün gazetesi. Şimdi Yeni Şafak'a gidelim. Hadi Yeni Şafak ve ondan sonra reklam arası vereceğiz. Sonra Haldun Solmaz Türkiye alacağız. Bütün bu önemli konuları da konuşacağız. Yani çok kritik. Seçime 48 saat kala ya da 48 saatten de az kaldı herhalde. 36 saat kaldı. Kaç saat kaldı? Sandıklar 48 saat sonra sandıklarda oy verme olacak. Evet. Dolayısıyla 48 saat kaldı diyebiliriz, 47 saat. Bunu arkadaşlar, manşeti göreyim, manşeti. Heh, dur burada. FETÖ ile şantaj ittifakı, Bay Kemal'in iki kaset darbesi. FETÖ ile şantaj ittifakı kuran AKP iktidarıdır. Bak, net söylüyorum. Hiç. Çünkü kanıtım var, rahatım. FETÖ ile şantaj ittifakı kurup, Baykal'ı devirip, CHP'yi parçalamak isteyen, CHP'yi parçalamak isteyen, lidersiz bırakmak isteyen, seçimlerde böylece CHP'yi de meclis dışına atmak isteyen AKP iktidarıdır. Net. Rahatım, kanıtım var. Tarih. Bay Kemal'in Baykal'a kaset darbesi yoktur. Ama FETÖ'nün ve iktidarın Baykal'a kaset darbesi vardır. Çünkü Baykal'ı devirerek
dediğim gibi CHP'yi dağıtmak istiyorlardı. O dönem Şaban Dişli ile Melih Gökçek ile başka AKP'lilerle girdiği tartışmalar ve o tartışmalarda yıldızı parlayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilerin üzerinde uzlaştığı isim oldu ve genel başkanlığa geldi. CHP'yi kurtarabilecek, o anda toparlayabilecek, bu büyük darbenin ardından yeniden ayakta tutabilecek tek kişiydi. Yani bugün bakın 3 grup başkan vekili var CHP'de. Üçü de genel başkan olabilir böyle bir tabloda. Özgür Özel genel başkan olduğunda CHP'yi toparlayabilir. Yani diyelim ki böyle bir darbe olsa, bir şey olsa, buradaki kaset darbesi falan gibi. Yani Engin Özkoç, Engin Altay, bunlar partiyi toparlayabilecek isimler. Kemal Kılıçdaroğlu bu üç isimden daha da o dönemki özellikle yolsuzluk konusunda ortaya koyduğu performansla öne çıkmış bir isimdi ve partisinin genel başkanı oldu. Ama ağzından bir gün Deniz Baykal'ın kaseti var lafı çıkmadı. Peki o kaseti hiç kimsenin belki de haberi olmayan, büyük bir çoğunluğun haberi olmadığı kaseti meydanlara taşıyan kimdi? Erdoğan'dı. Böyle söyleyince gençler anlamayabilir. İzleyelim. Volden verir misiniz arkadaşlar? Hiç beni almayın. Volden verin. Sesini de açın. Bakın Erdoğan şantaj kasetlerini miting meydanlarında nasıl savunuyordu? Hep birlikte hatırlayalım. Hatırlayalım. Ve kim kaset şantajını, bu değil arkadaşlar. Mitingde yaptığı genel değil özel konuşması var. Eski şey bir görüntüydü. Biraz eskide kaldığı için zaten hafızalar. Evet. Bunu verelim. Bunun sesini açalım. Kalsın Volde. Özel değil ya. Buna nasıl kendi özeli dersiniz? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil. Bu toplumu aldatmayın ya. Son zamanlarda Sayın Bahçeli de çıkmış. AK Parti iktidarı diyor, insanların özeline giriyor diyor. Niye? Çünkü kendi adamlarının da bu tür kasetleri çıkmaya başladı. O da rahatsız olmaya başladı. O da aynı şeyleri söylüyor. İnsanların diyor özeline giriyorlar diyor. Ya böyle özel olur mu Allah aşkına? Peki özeldi de niçin bu milletvekillerini istifa ettirdin? Özeldi de istifa ettik ve sahip çık. Neden? Çünkü başına geleceği biliyordu onun için. Neymiş? Hazırlanmış şantaj kasetlerini siyaset kürsüsüne çıkartan, orada millete anlatan, bunlar özel yaşam değil kardeşim, bunlar genel genel diyen Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kaset şantajını siyaseti dizayn etmek için kullanan Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mıymış? Üstelik bütün bunların üzerinden Erdoğan'ın dün söylediği sözler de çok çarpıcı. Diyor ki çirkin dili kullananlar bunun bedelini halktan görürler. Son zamanlarda bazı çok paylaştığımız sözleri de var yani. Az önceki o video vardı ya arkadaşlar, o videoda da onu söylüyor ama neyse, reklam arası. Peki reklam aramızı verelim. 9.53 Haldun Solmaz Türk bizlerle birlikte olacak. Bütün bu önemli konuları, önemli gelişmeleri de konuşacağız kendisiyle. O videoyu da veririz olmadı şeyde Haldun Bey'le konuşurken. Çünkü zaman daraldı.